270. sayfa alıştırmalar 1. Yandaki şekilde Y noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. AG doğru parçasının uzunluğu, BG doğru parçasının uzunluğu ve CG doğru parçasının uzunlukları toplamı 24 birim ise A açısının kenarortayı, B açısının kenarortayı ve C açısının kenarortayı değerlerinin toplamının kaç birim olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi G noktası ağırlık merkezi ise şimdi şurası A ise burası 2A olacak. Burası B ise burası 2B olacak. Burası C ise burası da 2C olacak. Şimdi AG'nin uzunluğu 2A, BG'nin uzunluğu 2B ve CG'nin uzunluğu da 2C oldu. Bunların toplamı 24'müş. 24'ü 2'ye böldüğümüzde A artı B artı C'yi 12 birim olarak buluruz. Bize VA, VB, VC sorulmuş. Yani 3A artı 3B artı 3C. O zaman 12'yi 3 ile çarparsak 36 birim olarak işlemin sonucunu buluruz. 2. Yandaki ABC üçgeninde K ağırlık merkezidir. D, AC doğru parçasının orta noktası. E, BC doğru parçasının orta noktası. D, N ve E noktaları doğrusaldır. FK doğru parçasının uzunluğu 3x eksi 1 birim. KN doğru parçasının uzunluğu x artı 1 birim. AD doğru parçasının uzunluğu ile DC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit. BE doğru parçasının uzunluğu ile EC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit ise NC doğru parçasının uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz denir. FK doğru parçasının uzunluğu 3x eksi 1'miş. KN doğru parçasının uzunluğu da x artı 1'miş. Şimdi buradaki D ve E bulundukları noktaların orta noktaları ise buradaki DE ile buradaki AB birbirine paralel olur. Dolayısıyla bu üçgenler benzer olur. Benzerlik oranı da 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla buradaki FN ile buradaki NC birbirine eşit olacak. 3x eksi 1 ile x artı 1'i topladığımızda da 4x olur. NC'nin uzunluğu. Şimdi K noktası ağırlık merkezi olduğu için FK'nin uzunluğunun KC'nin uzunluğuna oranı 1 bölü 2 olacak. Şimdi FK'nin uzunluğu 3x eksi 1, KC'nin uzunluğu ise 5x artı 1'dir. Şimdi bu oran 1 bölü 2 olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 6x eksi 2 eşittir. 5x artı 1'den x'i 3 olarak buluruz. Bize NC'nin uzunluğu sorulmuş yani 4x. O zaman 3 ile de 4'ü çarptığımızda işlemin sonucunu 12 birim olarak buluruz. 3. Ağırlık merkezi G olan yandaki ABC üçgeninde AD ve B, AE ve C, DG ve E noktaları doğrusaldır. DE doğru parçası ile BC doğru parçası birbirine paralel. BD doğru parçasının uzunluğu 4 birim. AE doğru parçası ve DE doğru parçası da birbirine eşit ve uzunlukları 6 birim ise ABC üçgeninin çevresinin kaç birim olduğunu bulunuz denmiş. BD doğru parçasının uzunluğu 4 birimmiş. AE doğru parçasının uzunluğu 6 birimmiş. Şimdi bu G ağırlık merkezi arkadaşlar. Şimdi buradaki A ile G'yi birleştirdiğimizde bakın bu kenar ortay olur. Şimdi bu DE'nin uzunluğu 6 birimdi. Buraları 3 3 böler. Şimdi ağırlık merkezi arkadaşlar bakın burası 1 kat burası da 2 kat olacak. Şimdi benzerlik teoreminden dolayı bu 4 ise burası 8 olacak. Burası 6 ise burası da 3 olacak. Şimdi benzerlik oranımız 2 bölü 3. Burası 6 ise bu BC'de 9 olacaktır. Şimdi ABC üçgeninin çevresini bulalım. AB 12 birim, AC 9 birim, BC de 9 birim. Bunları topladığımızda üçgenin çevresini 30 birim olarak buluruz. 4. Yandaki ABC üçgeninde AT doğru parçası A açısının açıortayı ve G noktası ise ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. AC doğru parçasının uzunluğu 15 birim ve BT doğru parçasının uzunluğu 9 birim ise BG doğru parçası X'in kaç birim olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi AT doğru parçası açıortaymış ve ağırlık merkezinden geçiyormuş. Dolayısıyla bu aynı zamanda kenarortaydır. Bakın buralarda 9 9 böler ve aynı zamanda yüksekliktir. Burasını 90 derece olarak yazabiliriz. Şimdi burası bakın ATC dik üçgeninde hipotenüs 15. Kenarlardan birisi 9 ise dik kenarlardan diğeri de 3 4 5 üçgeninin 3 katından dolayı bu AT 12 birim olur. Şimdi G ağırlık merkeziydi. Burası 1 katsa şurası 2 kat oluyordu. O zaman burası 4, burası da 8 olacaktır. Şimdi buradaki bakın BTG dik üçgeninde x'in karesi eşittir Pisagor teoreminden 4'ün karesi artı 9'un karesi olacaktır. 4'ün karesi 16, 9'un karesi 81. Topladığımızda 97 yapar.
X de karekök 97'ye eşit olur. 5. Yandaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olmak üzere AG doğru parçası ile GB doğru parçası birbirine diktir ve GC doğru parçasının uzunluğu 16 birim ise AB doğru parçası X'in uzunluğu kaç birim olduğunu bulunuz. CG doğru parçasını uzatalım şu şekilde. Bu ağırlık merkezinden geçtiği için kenarortaydır. Şuralar birbirine eşit olur. Şimdi burası ağırlık merkezi ise şu 16 birimse burası da 8 birim olacaktır. Şimdi burada bir muhteşem üçlü var arkadaşlar ABC üçgeninde. Dik üçgende hipotenüse ait kenarortay hipotenüsün yarısına eşittir. Dolayısıyla buralar 8 8 olacaktır. X de 16 birim olarak bulunur. 6. Yandaki şekilde G1 ABC üçgeninin, G2 ise ACD üçgeninin ağırlık merkezidir. G1 G2 doğru parçası ile BD doğru parçası birbirine paralelmiş. G1 G2 doğru parçasının uzunluğu 4 birim ise BD doğru parçasının uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz denmiş. A ile G1 noktasını birleştirip uzatıyorum şu şekilde. Şimdi bu kenarortay aynı zamanda. Şunu da bu şekilde birleştirip uzatıyorum. Şuraya A dersem, buraya da B dersem. Şimdi şu şekilde uzattığımızda burası da A olacaktır. Şöyle uzattığımızda burası da B olacaktır. Şimdi bu G noktaları ağırlık merkezi olduğu için şu 2 katsa şunun tamamı 3 kat oluyor. Benzerlik oranımız 2 bölü 3 olacak. Şimdi şu AB'nin toplamı 4'müş ve buraya paralelmiş. Dolayısıyla şunun toplamı 8 olur. Şimdi 2'nin 3'e oranı benzerlik oranımız 8'in x'e oranı olacaktır. Buradan x'i 12 birim olarak buluruz. 7. Yandaki şekilde G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi, BFG açısının ölçüsü, AHF açısının ölçüsü ve CDH açısının ölçüsü 90 derecedir. FB paraleldir AH'ye, o da paraleldir DC'ye. Buna göre AH doğru parçasının uzunluğunun FB doğru parçası ile DC doğru parçasının uzunlukları toplamına eşit olduğunu gösteriniz denmiş. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Şimdi A'dan bir kenarortay çizelim şu şekilde. Şimdi şuralar birbirine eşit. Şimdi şuradaki G noktası ağırlık merkezi olduğu için burası bir katsa şurası iki kat olacak. Şimdi şurada bir üçgen oluşturalım şu şekilde. Kelebek modeli var bakın burada. Benzerlik teoremi. O zaman şurası A ise şu. Şurası arkadaşlar AH 2A olacaktır. Şimdi şurada bir yamuk var bakın. BCDF yamuğu. Şu çizgi ise A. Bunun orta tabanıdır. Orta taban, alt tabanla üst tabanın toplamının yarısına eşittir. Yani A eşittir BF ile DC'nin toplamının yarısı. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2A eşittir BF artı DC oldu. Şimdi 2A da zaten AH'ye eşitti. Dolayısıyla eşitliğimizi bu şekilde sağlamış olduk. 8. Yandaki ABC üçgeninde AB doğru parçası diktir AC doğru parçasına. AE doğru parçasının uzunluğu 3 birim. BE doğru parçasının uzunluğu 5 birim. BD doğru parçasının uzunluğu ile DC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit. Ve CE doğru parçası C açısının açıortayı olmak üzere AN doğru parçasının uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz denmiş. Şimdi CE açıortaymış. Açıortay teoreminden dolayı 3'ün 5'e oranı. Burası 3 katsa burası da 5 kat olacaktır. Şimdi Pisagor teoreminden dolayı burası 8 birim. 8'in karesi 64 artı 3K'nin karesi 9K kare eşittir. 5K'nin karesine yani 25K kareye. 9K kareyi sağ tarafa geçirirsek 16K kare eşittir. 64 olur. Buradan K kareyi 4, K'yi de 2 olarak buluruz. K2 ise burası 6 birimdir. Burası da 10 birim olur. Şimdi burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin hipotenüsüne ait kenarortay hipotenüsün yarısına eşit. Yani muhteşem üçlüydü. Buralar 5, 5 olacak. Buradaki AD uzunluğunun tamamı da 5 olacak. Şimdi bize buradaki AN uzunluğu sorulmuş. Burada yine açıortaydan AN'ye x dersek burası 5 eksi x olacak. X'in 5 eksi x'e oranı 6'nın 5'e oranına eşittir. Bakın şuradaki açıortay kuralından dolayı içler dışlar çarpımı yaptığımızda 5x eşittir 30 eksi 6x olur. Buradan eksi 6x'i sol tarafa geçirdiğimizde 11x eşittir 30 olur. X de 30 bölü 11 olarak bulunur. 9. Bir ABC üçgeni için
A açısının ölçüsü 90 derece olarak veriliyor. Bu üçgenin ağırlık merkezinin hipotenüse uzaklığı 3 birimse A köşesinin hipotenüse olan uzaklığını bulunuz. Bir ABC dik üçgeni çizelim şimdi. Şu şekilde olsun. Şurası A köşesi 90 derece. Burası B köşesi, burası da C köşesi olsun. Şimdi ağırlık merkezimizi şu şekilde gösterelim. Bakın bu bir kenarortay. Burası ağırlık merkezi. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar ağırlık merkezinin hipotenüse olan uzaklığı 3 birimmiş. Şimdi şuradan bir dikme indiriyorum şöyle. Bakın bunun uzunluğu 3 birimmiş. Şimdi bu A köşesinin hipotenüse olan uzaklığı soruluyor. Yani şu soruluyor. Şimdi bu G noktası ağırlık merkezi olduğu için burası 1 kat, burası da 2 kat olacak. Şimdi şu iki üçgen benzerdir. O zaman benzerlik oranımız 1'in 3'e oranı. Bu 3 ise burası da 9 olacaktır. Yani A'nın hipotenüse olan uzaklığını 9 birim olarak bulmuş olduk.